Değerli dostlar, her zaman duyduğunuz doğrudan satış sektörü pandemi sürecinde de hızla büyümeye devam ediyor. Dünya geneline baktığımız zaman resmi açıklanan rakamlar 180 milyar dolar. Ama bunu kayıt dışı şirketlere de ilave edersek rakam neredeyse 500 milyar doları buluyor. Dünya ortalaması %3 iken Türkiye'de bunun üzerine artı bir %10 daha koyularak rakamlar belirtiliyor. Ama gerçek rakamlar Türkiye'deki hızlı büyümede %20'nin üzerine. Bu yüzden birçok uluslararası şirket ülkemizdeki pazara göz dikmiş durumda. Bizler ne yapıyoruz? Bizler istihdama katkı sağlarken halkımızın hasta olmasını önlemek adına sağlıklı ürünlerle çalışıyoruz. Doğrudan satış sektörü bu inanılmaz zor dönemlerde istihdama katkı sağlıyor. İnsanların gelirleri yetmez bir durumdayken gelirlerine ek gelir imkanı sağlıyor, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor, onlara kariyer imkanı sunuyor, onlara sosyalleşme imkanı sunuyor ve onlara kişisel gelişim imkanı sunuyor. Dolayısıyla sektörümüzü idarecileriyle, halkıyla ciddiye almamız ve önem göstermemiz gerekiyor. Bizler son kuruşuna kadar vergilendirilmiş, stopajları ödenmiş gelir sunuyoruz. Ev hanımlarımız bir aylık kapanma döneminde dahi evinden hiç çıkmadan aylık 100.000 TL para kazanıyorsa bu sektöründe katkıya ihtiyacı bulunuyor. Bu yüzden tüm yetkililere sesleniyorum. Şirketlerimize, doğrudan satış sektöründe çalışan şirketlerimize vergi indirimi talep ediyoruz. Doğrudan satış sektöründe çalışan girişimcilere vergi indirimi talep ediyoruz. Doğrudan satış sektöründe çalışan girişimcilerimizin son kuruşuna kadar vergilendirilmiş o kutsal kazançları bankaya yatan 50 bin liraların, 100 bin liraların asgari ücrete gösterilen değer kadar değer gösterilmesini bekliyoruz. Ne demek? Benim bankama 100 bin lira bir para yatacak, bir gelirim olacak ama ben bunu kredilerde, kredi kartlarında değerlendirilmeyecek. Bu böyle bir şey kabul edilemez. Yetkililerin buna da bir düzenleme getirmesini bekliyoruz.